Merhaba değerli arkadaşlarım, nasılsınız, iyi misiniz? Bu güzel cumartesi gününde. Bugün felsefe serimin 3. bölümü. Her konuşmamda bakıyorum, bir sonraki konuşmam son olacak dedim ama herhalde ben bu seriyi bitiremeyeceğim. Çünkü çok talepler geliyor yani bu seriyi bitirmemem konusunda. Hani çok ince detaya girmeden yavaş yavaş nasıl ilerleriz şeklinde böyle bir seri hazırlamam konusunda çok fazla talep var. Ben ufak ufak nerelerden bahsedebiliriz, bize günlük hayatımızda hangi konular daha çok hitap eder, oradan yavaş yavaş gideceğim, anlatmaya devam edeceğim. Hatta geçenlerde arkadaşım dedi ki, hani dizi filmleri bir aşk konusunu sokuyorlar, çok güzel izleniyor, çok ilgi görüyor, sen de böyle bir şey yap istersen dediler. Ama aşk zaten felsefenin ana temeli, yani sadece bu kadın erkek ilişkisi olarak değil, bütün sorgulamanın ve bütün varoluşun temeli aşkta yatar. Ve aşk olduğu için de şu ana kadar sahip olduğumuz her şey devam ediyor. Hatta şu an ODTÜ Felsefe Bölüm Başkanı Ahmet İnam'ın da aşk felsefesi konusunda sunumları var, konferansları var. Yani tam bam teline basmış aslında. Yani aşkı bana orada espri olarak söyledi ama yani ileride de bunu konuşma konusu yapabilirim. Yani böyle dönüşüm oldukça da benim konu başlıklarım yavaş yavaş ilerlemeye başlıyor. Bugünkü konuşmamda geçen sefer felsefeye nasıl başlamalı konuşmamın devamı olarak ne okumalıyız? Yani felsefi anlamda hangi kitapları okumalıyız? Yani bu daha çok roman anlamında hangi kitaplara başvurmalıyız? Belki okuduğumuz çoğu kitabın temelinde felsefe var. Yani felsefi bakış açısı var. Ama bunu bilerek okumak hani felsefeyi tam anlamda içselleştirmeniz bakımından bence oldukça önemli. Böyle bir iki kitap grubu yaptım. Resmen bir kule yaptım. Sana sevdanın yolun bana kurşunlar gibi oldu ama gözünüz korkmasın. Yani bu kitaplar felsefenin saçmalık, sıkıcı bir konu olduğunu değil, aslında felsefenin ne kadar eğlenceli olduğunu ve günlük hayatımıza almamakla ne kadar büyük kayıplarımız olduğunu gösterecek olan kitaplar. O yüzden gözünüz korkmasın. Ben şöyle başlayacağım. İlk önce felsefenin babası, eski Yunan'da felsefeyi başlatmış olan Sokrates'in Diyaloglar. Ve diyalogların içerisinde de Sokrates'in savunması. Yani bu gerçekten çok içler acısı ve çok üzücü bir olayla başlamış olan bir savunma. Yani çok büyük mutlulukla veya çok büyük bir öngörüyle yazılmış olan bir savunma değil. O da şöyle, yani Sokrates M.Ö. 400'lü yıllarda yaşamış olan bir filozof. Ve o dönemin, eski Yunan döneminde de sorgulamayı kendine ilke edinmiş, doğa felsefesinden kopup tamamen insan felsefesine yönelmiş olan bir filozof diyebiliriz. Tabii bu aydınlatma yönünde olduğu için konuşmaları da hep bu yönde. Yani o eski Yunan gençlerini bu yönde bilgilendirip, bu yönde öğretilerine devam ettiği için tabii ki yobaz düşünceyi, yani o dini düşünceye, o tanrı düşüncesine kafayı yoran, hayatını buna adamış ve bu şekilde kitlelerin iplerini elinde tutan o yönetim kadrosunu çok rahatsız eder bu. Ve zamanla büyük bir dedikodu furyası başlar. Yani gençleri zehirlediğine, Tanrı'ya inancı sorguladığına ve tanrısızlığa, dinsizliğe inandırma konusunda büyük bir iftira altında kalır, kampanyası altında. Ve 500 yargıç tarafından yargılanmaya başlar. Yani bu düşünceleri neden yaydığı, gençleri neden zehirlediği konusunda. Halbuki Sokrates'in amacı çok başka. Yani varlığınızı sorgulayın. Maddi değerler peşinde değil, ruhunuzu geliştirecek uğraşlar peşinde koşun ve hayatınızı anlamlandırın şeklinde sohbetleri vardır. Tabii bu belli kitleleri rahatsız ettiği için Sokrates'in başını derde sokar ve 500 yargıç tarafından yargılanır ve orada savunmasını kendi yapar Sokrates. Yani burada yapmış olduğu savunmada da kendini savunmaz. Yani kendini affettirmek veya yaptığının yanlış olduğunu, doğru olduğunu savunacak bir konuşma yapmaz. Tamamen fikirlerini savunur. Hiç el aman dilemez. Kendini affettirmeye çalışmaz. Tamamen diyalektik şekilde, karşılıklı konuşma, soru cevap şeklinde bir savunma yapar. Ve hiçbir hitabet, o dönemde hitabet çok önemli. Yani ağzı laf yapan, yani şu anki avukatlık mesleği gibi düşünün. Birçok insan bu şekilde paçayı yırtıyormuş yani. O mahkemelerde yargılanıp kendilerini kurtarabiliyormuş ama asla Sokrates buna yani izin vermez. Ben kendi savunmamı kendi yapacağım deyip o mahkeme önünde kendini savunur. Aslında çok güzel, çok mantıklı. O fikirleri nasıl bir çığır açacak bir konuşma yapar. Ve birçoğu da ikna olur ama 30 oy farkıyla Sokrates ölüme mahkum edilir, idama mahkum edilir ve zindana atılır. Ama zindan kapalı bir zindan değil, yine öğrencileriyle buluşma şeklinde sonraki hayatını devam eder. Ve hiçbir şekilde kaçmaya tenezzül etmez. Hatta çoğu onu şehir dışına çıkarmaya teklif eder ama asla bunu kabul etmez.
Ve kendi zehrini de kendi içer ve idamını kendi eliyle sonlandırır. Ve hala 3000 yıl geçmiş ve biz hala Sokrates'i konuşuyoruz. Yani o 500 yargıcı değil, Sokrates'i konuşuyoruz. Ve sonra çok pişman olur Yunan halkı neden böyle bir şey yaptığını, ne kadar büyük bir değer kaybettiklerini fark ettiklerinde. Ve bu yargılamayı yapan, yargılamayı başlatan yargıçları da tekrar sorgulamaya alırlar ve onların da sürgüne gönderirler, bir kısmını da idam ederler. Yani şiddet şiddeti doğurur. Aslında ne kadar mantık anlamda düşünürseniz, yani hiçbir şekilde ölümün veya reddetmenin bir çözüm olmayacağını o dönem çok güzel kanıtlanmıştır. Ve aradan geçen 3000 yıla rağmen o yargıçlar değil, ben şu an 2021 yılında Sokrates'i konuşuyorum. Ve yaptığı işin ne kadar önemli olduğunu ve yaptığının aslında yani doğru yanlışı tartışmayalım da ne kadar bant eline bastığını ve kitleleri ne kadar rahatsız ettiğini ve rahatsız edilen kitlelerin de zamanla nasıl bazen öldürücü silaha dönüştüğünü gösteren çok çok önemli bir eserdir. Çok kısadır, ben böyle diyaloglar olarak yani Platon kendi o savunmayı izleyen Platon tarafından kitaplaştırılmış ve diyaloglar da bu şekilde devam etmiştir. Ve Platon'un yazdığı bütün kitaplar aslında Sokrates'in öğretileridir. Ve ben Sokrates'in savunmasını mutlaka okumanızı öneriyorum. Ve birebir felsefi düşünceye, o felsefi temellendirmeye ne kadar ön ayak olduğunu anlatan bir kitaptır ve bir anlatıdır. Yani mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Bu birincisi. İkincisi de yine Platon'un Devlet. Yani buradaki devlet aslında o kadar ütopik, o kadar... Yani adaletle eşit, kadın erkek eşitliği olan, adaletin sağlandığı bir devlet modeli ki yani imrenmemek elde değil. Yani filozoflar yönetmelidir diyor, düşünen insanlar yönetmelidir. Ve yöneticiler de, yönetilen insanlar da eşit şartlar altında olmalıdır. Kadın erkek ayrımı yapılmamalıdır. Çok güzel bir toplum modeli. Yani şu an bunu uygulamamamız gerçekten o kadar üzücü ki yani 3000 yıl da geçse... Yani o dönemden gelen öğretilerimi, o dönemden gelen modelin de bugün hala geçerliliğin korunması ve olmamasının bizim hayatımıza ne kadar büyük büyük kayıplar verdiğini görmek gerçekten çok çok üzücü. Yani o yüzden Devlet'i de okumanızı öneriyorum. Diğeri de Deliliğe Övgü, Erasmus. Bunu 3 gün içinde yazmış Erasmus. 15. yüzyılda yaşamış. Tamamen delilik üzerinden, yani hepimiz akıl olmaya çalışıyoruz ya, akıl olmanın bin bir yolu, zekanın bin bir yolu ama aslında delilik büyük bir zekadır. Yani bu kitapta onu ispatlıyor. Yani delilik üzerinden sanatı, felsefeyi, toplumu, insanı eleştiren bir bakış açısı. Yani o bakış açısını da anlamamız açısından gerçekten hem şiirsel dille yazılmış hem komedi şeklinde yazılmış. Okurken çok eğleniyorsunuz ama aynı zamanda da derin derin düşünme fırsatı buluyorsunuz. Bence çok çok etkili ve 15. yüzyıldan bu zamana kadar gelmiş. Yani düşünce ne kadar güzel bir şey değil mi? Yani asla silinmiyor. Ne yaparsanız yapalım. Binalarımız gidiyor, şehirlerimiz yıkılıyor, insanlar ölüyor ama düşünce hala devam ediyor. Yani ne kadar yok etmeye çalışırsak çalışalım, düşünce hala devam ediyor ve ben Deliliğe Övgü'yü de şu an sizlere tavsiye ediyorum. Bence bu çok çok güzel bir örnek ve çok çok büyük bir gurur aslında. Yani düşünmenin aslında ne kadar verici, ne kadar kalıcı bir şey olduğunu ispat açısından bunu da okumanızı önemli tavsiye ediyorum. Diğeri de benim canım hocam, Yuanna Kucuradi'nin bir tanecik hocam, Çağın Olayları arasında. Yani Hacettepe Felsefe Bölümü kurmuştur. Hatta bölüm başkanlığını da yapmıştır. Bu 80'li yıllarda yazılmış Çağın Olayları arasında. Aslında çağımızdaki birçok olayın, birçok adaletsizliğin altında insan hakları ihlalinin, yani insanın yok sayılmasının, insan yüzünün olmamasının ve insan yüzünün yok sayılması sebebiyle de herkes her şeyi yapabilir ilkesinin temel edildiğini anlatan bir kitap. Yani şu an değer yozlaşmamız varsa, adaletsizlik varsa ve bir sistem varmış gibi görürse de ama aslında sistemin içerisinde kopukluklar varsa tamamen insanı yok sayan, insanı değersizleştiren bakış açısında gizlidir. Ve Yuanna hocam bunu gerçekten... Bu çok eski bir kitap. Şimdi sayfalarını açarken dağılacak diye korkuyorum. Ben bunu yani bir anı olarak tutuyorum. Yani okuduğum kitap güncel kitaplar. Yoksa biraz da okursam sayfaları dağılacak. Ama temeli değişmedi tabii. Yani temelindeki anlattıkları yani bu felsefi anlamda kendinizi, toplumu anlamanız açısından gerçekten çok çok değerli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ve bunu mutlaka okumanızı öneriyorum. Diğeri de yine Yuanna hocamın Sanata Felsefeyle Bakmak. Yani şu an sanattan çok uzak bir toplumuz değil mi? Yani sanattan neredeyse korkuyoruz. Olan şeyleri de yok ediyoruz. Tiyatroyu yok ediyoruz. Yaratıcı zihnimiz gitti, müzik gitti. Tamamen renksiz bir toplum olduk. Yani olana da saldırıyoruz. Yani güzel bir şey yapana da saldırıyoruz. Ama sanatsız hiçbir toplum olmaz. Yani sanatsız hiçbir felsefe olmaz.
Ve sanatsız insan geleceği olmaz. Ve sanatsız insan ruhu olmaz. Yani bunu görebilmek için, yani şöyle bir etrafımıza bakmamız yeterli. Yani bazen yani çok Avrupa'ya gidenlerimiz varsa yani birçok sokağında hep sanatın her izine rastlarsınız. Bir heykele rastlarsınız, bir duvarda resme rastlarsınız, biri metroda keman çalmaktadır. Müziğe çok değer verilir, her yıl büyük büyük konserler yapılır. Ama biz bunlardan ne yazık ki mahrumuz. Yani bu da gerçekten çok üzücü ve her geçen gün biraz daha renksizliğe doğru gidiyoruz sanatı dışlamakla. Sanata felsefeyle de bakmak da bunu altını çizen, yani felsefesiz bir sanat olmaz, sanatsız da bir felsefe olmaz. Bunu öngören bir kitap. Bunu da okumanızı tavsiye ediyorum. Tabii diğeri de Hacettepe Üniversitesi yayınlarından İnsan Hakları'nın Felsefi Temelleri. Yani Yuhan Hocam bölümü kurarken, yani her şu an felsefe bölümünün bir disiplini vardır. Mesela Hacettepe insan hakları üzerinedir, ODTÜ mantık üzerinedir. Dil, tarih, coğrafyadaki felsefe bölümü dil felsefesi üzerinedir. Yani her bölümün bir sistematiği vardır, bir disiplini vardır. Ve Yuhan Hocam da bunları kurarken en alt temelde insani hakların felsefe temellerini koymuştur. Yani bu her çağda geçerli olan, bugün de geçerli olan ve gelecekte de geçerli olan bir konu, insani haklar. Ve şu an yaşadığımız birçok şey de bunun ihlali. Yani insanın tamamen özgürlüklerinden mahrum kalması, düşüncelerini ifade edememesi ve kendini bir kapalı kutuya koyması. Yani şu an günlük hayatınıza bakın, haberlere bakın, etrafınıza bakın. Kendini ifade edemeyen, yani özgür olamayan, özgür bir ruh olamayan birçok insanın bunalımını aslında hepimiz yaşıyoruz. Yani o insanların bunalımı ve bizim de bunalımımız şu an toplumun altyapısını inanılmaz derecede sarsmış durumda. Yani büyük bir deprem oluyorsa ve bir toplumda büyük bir sarsıntı yaşanıyorsa ve her gün başka bir olaya uyanıyorsak, bunun hakkı altındaki en büyük sebep insan haklarını ihlalimizdir. Yani adaletsizlik varsa, bugün birçok şey sorgulanamıyorsa, yani ne bileyim üniversitelerin kapısına kilit vuruluyorsa, yani bunun altında hepsi insani haklarının ihlalinden kaynaklanıyor. Yani insanın olmaması ve tamamen o sistemin yürütülmesi, o sistem yürürse eğer kendilerinin var olabileceği bir yapıyı anlatması açısından çok çok güzel. Ve insan hakları konusunda da hocam şu an dünyadaki birçok kürsünün de başkanı, daha önceki konuşmalarımda da bahsetmiştim. Yani bunu da alıp okumanızı temenni ediyorum. Yani mutlaka kitapçılarda vardır. Bu Hacettepe Üniversitesi yayınlarıydı ama şu an mevcut durumda da vardır. Araştırmadım gerçi ama mutlaka bulabileceğinizi düşünüyorum. Yine yüzyılımızın insan felsefesi. Yine insanı anlamadan felsefeyi anlamamız imkan yok. İnsanı anlamadan sanatı anlamamız imkan yok. Eserleri anlamamız imkan yok. Birbirimizi anlamamıza imkan yok. Yani insan her şeyin temeli. Yani burada bunu anlatıyor. Ama o temelin altını nasıl boşaltıldığını da anlatıyor. Yani insanların birbirinden iletişimin kopması, yani insanların birbirine ruhsal bağlantıların kopması aslında birçok depreme de sebep oluyor. Ve bunların da yani yansımalarını şu an hepimiz sıkıntılarını yaşıyoruz. Ve özellikle bu evlerimize kapandığımız günlerde yani insanın değerini ne kadar çok anladık değil mi? Yani yanımızdaki insanların, iletişim halinde olmadığımız insanların enerjileri ne kadar çok istiyoruz değil mi? Yani demek ki insan insana muhtaç. Yani insan insanı desteklemek zorunda. İnsan insanın yanında olmak zorunda. Eğer o olmazsa, yani o köpürtülen dışlanmalar, o ikilikler, sen olsun busun tartışmaları tamamen bizi birbirimizden koparan, bağlarımızı koparan uğraşlar. Yani aslında bizim buna imkan vermememiz gerekiyor. Bu tuzağa düşmememiz gerekiyor. Biraz uyanık olmamız gerekiyor. Yani bu toplum tamamen birbirine bağlı bir sistem içerisinde. O çarkın içerisinde yürüten olan insan. Yani her ne kadar teknoloji de olsa o insani duyguları yok edersek eğer teknoloji de biter, toplum da biter, her şey biter. Yani o yüzden bu konuyu es geçmemenizi rica ediyorum. Yani bu konuyla ilişkin kendimizi geliştirmemiz, buna ilişkin kitaplar okumamız, buna ilişkin konferanslar dinlememiz gerçekten çok çok önemli. Ve Yuhan Hanım'ın, şu an Yuhan Hocam'ın YouTube üzerinde kanal konuşmaları var. Kendi kanalı yok ama bütün televizyondaki oturumları, verdiği dersler tamamen etik değerleri, insan hakları üzerine olan konuşmalar. Ben bunu özellikle tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi şöyle, ben 20 dakikayı ayarladığım için şu anki konuşmamı çok fazla uzatmayayım. Çünkü ikinci bölümde de romanları esas alacağım. Şimdi anlatmaya çalışırsam zamanımız yetmeyecek. Benim şöyle SD kartım 20 dakika. Yönetmenim de kızım. Benim cadı bir kızım var. Bu konuda zaman zaman çok çatışıyoruz. Anne çok konuşma, anne uzatma. O yüzden ben bu konuşmayı birinci bölüm olarak burada bitiriyorum. Bu konuşmanın da ikinci bölümü olarak da romanlara gireceğim. Yani felsefe romanlar.
hayatımızın rengi olan romanlar ve çoğunuz da okumuşsunuzdur. İki tanesini de hatta konuşma konusu yaptım. Birazdan da onu incelemek üzere tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.